Yurt içinden ve yurt dışından programımızı izleyen herkese merhaba. Akademi Kürsüsü programına hoş geldiniz. Bugün Akademi Kürsüsü'nde konuğumuz Doktor Gülfem Alıcı. Kendisini YTB uzmanı Ömer Faruk Altıntaş ile beraber dinleyeceğiz. Gülfem Hocam programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Teşekkürler. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Merhaba, hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Hocam konuya geçmeden önce izleyicilerimizle birlikte sizi tanımak isteriz öncelikle. Tamam. Yani davetiniz için ilk başta çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum bu Katıldığınız arada. için biz de teşekkür ederiz. Bu akşam kendime geçmeden önce kısa bir konunun şeyini konuyu bir konuya değineyim. 2016 yılında savundum, doktora tezimin konusuna değineceğim. Doktora bitirme bursiyeri olarak da bu çalışma YTB tarafından 2015 yılında desteklenmişti. Bunun için de YTB'ye buradan yeniden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Bize Konumuz sağ olun. tasavvuf terminolojisine giriyor. Konuya ama girmeden önce kendimi kısa bir tanıtayım. Adım Gülfem Alıcı. Almanya doğumluyum. 2002 ve 2008 yılları arasında Hamburg Üniversitesi'nde İslam bilimleri ve Yakın Doğu tarihi ve kültürü, Türkoloji ve din bilimleri okudum. 2008'de master'ımı yaptım. 2009 ile 16 yılları arasında Doğu ve İslam bilimleri alanında aynı üniversitede doktoramı tamamladım. 4 seneden beri de Tübingen Üniversitesi'nde post doktora çalışmalarımı yürütüyorum. Osmanlı dönemi Fatiha tefsirleri ve 19. yüzyılda ihtida ve irtida konularını incelemekteyim. Aynı zamanda da Tübingen Üniversitesi'nde İslam İlahiyat Merkezi'nde haftada 2 saat ders veriyorum. Benden bu Hocam, kadar. çalışmalarınızla başarılar diliyoruz. Umarım devamı da gelir. Teşekkürler, sağ olun. Gülfem hocamızın konusu Almanca'da tasavvuf araştırmaları ve Kasım bin Selahaddin Elhani üzerinden gitti. Kendisi Kasım bin Selahaddin Elhani'nin tasavvuf yaklaşımını inceledi. Hocam sözü size bırakalım isterseniz. Buyurun. Tamam, teşekkürler. Bugünkü konum 17. yüzyılda nefs öğretisi ve nefs terbiyesi Halepli mutasavvuf Kasım bin Selahaddin Elhani'nin Eser ve Suluk adlı eseri. Almancasını zaten burada ekranda görüyorsunuz. Bunun Seelenlehre und Seelenerziehung, das Werk Eser ve Suluk des Osmanisch-Arabischen Sufis Kasım Elhani, kelime kelime tercüme edecek olursak nefs öğretisi ve nefs terbiyesi iki nokta üst üste Osmanlı Arap Sufi Kasım Elhani'nin Eser ve Suluk adlı eseri. Ama eğer şu ana kadar daha Türkçe'ye kitabın çevirisi olmadı, eğer olacak olursa ekranda gördüğünüz birinci Türkçe tercümeyi tercih ederim. Çalışmamın konusu bu çalışmayı demin de zaten kısa izah ettiğim gibi 2016 yılında savundum ve bu çalışma 2020 yılında da kitap olarak yayınlandı. Burada yeniden eserin Arapça başlığını tam olarak aldım. Eser ve Suluk ile Melik el-Muluk sol tarafta görüyorsunuz. Yani bunu Türkçe'ye tercüme edecek olursanız Sultanların Sultanı Seyri Suluk. Ama birazdan zaten Seyri Suluk'un da ne olduğunu size söyleyeceğim. Çalışmamın konusu Halepli bir mutasavvufun 17. yüzyılda kaleme aldığı Eser ve Suluk adlı eseri. Kitap ve tezim 3 ana konudan oluşuyor. Bu ana konuları bu şekilde toparlayabiliriz. Birincisi Kasım Elhani'nin hayatı. Çünkü Kasım Elhani üzerine fazla bir bilgimiz yok. O yüzden hayatını yeniden farklı kaynaklara danışarak ortaya çıkarmaya çalıştım. Hocalarını, öğrencilerini, ondan sonra işte hatta silsilesini de bir yerde buldum. İkinci ana bölüm Eser ve Suluk adlı eseriyle ilgili. Eserin detaylı bir analizi yapılıyor. Hem dış yani edebiyat tarihindeki rolünü ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Aynı zamanda da eserin içindeki işte bir türlü tarif edilen yöntemleri ve düşünce dünyasını ortaya çıkarıyorum Kasım Elhani'nin. Üçüncü bölümde veya da üçüncü ana konusu bu kitabın
bu eserin 17. yüzyıldan 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren etkisini inceledim. Farklı nüshalardan, tercümelerden ve diğer eserlere adaptasyonlarını ortaya çıkardım. Hocam şimdi eserinize tabii bakınca insanın aklına şu geliyor. Almanca'da bu tarz bir tasavvuf araştırması yapmak zor oldu mu? Kavramsallaştırma açısından Türkçeden, Arapçadan Almanca'ya doğru. Almanlar tasavvufa ne zaman ilgi duymuştu? Mesela bu konuda bize bir şeyler söyleyebilir misiniz? Tabii tabii. Aha, onu ben zaten şimdi o konuya geliyordum. Sizinle de zaten görüşmüştük. Almanya ve Avrupa'da akademik tasavvuf araştırmaları hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yani belki de dinleyicilerimiz şey de sanıyorlardır. Yani bu kavramları böyle sıfırdan Gülfem Alıcı ortaya çıkarması gerekti. Almanca eşdeğerlerini bulmaya çalıştı diye. Bir yönden bazı kavramlar için evet doğru, geçerli ve doğru bir tespit. Ama aslında Almanya ve Avrupa'da akademik düzeyde tasavvuf çalışmalarına baktığımız zaman burada, yani şu anda ben Almanya'da bulunuyorum, köklü bir tasavvuf araştırmaları geleneğinin olduğunu size söyleyebilirim. Yani ben şu anda size ilk başta bu konuyu bir türlü tanıtmaya çalışacağım. Ondan sonra da kendi konuma geçmemi doğru buluyorum. Almanya ve Avrupa'da akademik tasavvuf çalışmaları genelde bugüne kadar da Şarkiyat ve Doğu Bilimleri bölümünde yapılıyor. İslam dünyası ve Şark dünyasına dahil olan bölgesel araştırmalar da gerçekleşiyor. Demek istediğim Türkoloji gibi alan ya da belli bir bölgeye kısıtlanmış olan disiplinler, İranistik, İndoloji gibi bölümlerde de tasavvufla ilgili araştırmalar bulabiliyorsunuz. Son zamanlarda Almanya'da akademik tasavvuf alanında akademik araştırmalar İslam İlahiyat Merkezlerinde de yapılıyor ve fakültelerinde. Bildiğiniz gibi yeni İslam fakülteleri ve merkezleri açıldı. İslam İlahiyat Merkezleri açıldı Almanya'da. Genel böyle bir geçmişe baktığınız zaman gerçekten de köklü bir geleneğe, araştırma geleneğine sahip olan bir coğrafyada yaşıyoruz biz. Daha detaylı baktığınızda 19. yüzyılın başlarından beri diyebileceğim bir yoğun bir tasavvufa ilgi var akademik alanda. Bu çalışmaların çoğunluğu uzun zaman boyunca da filolojik çalışmalar olduğunu görüyoruz. Eskilerden Nicholson'ı zaten bu artık 1900'e doğru geçtiğimiz dönemde Reinhold Nicholson'ı zaten biliyorsunuzdur. Ondan önce ama ilginç olan filolojik çalışma olmayan J.P. Brown'un The Dervishes or Oriental Sufism diye ilginç bir eseri var. Ritüeller, kıyafet ve tasavvuf kültürü ve ekolleri hakkında, yani filolojik değil ama hala, yani bugün bile ben böyle değişik enteresan şeyler buluyorum o kitapta. Onun dışında Louis Massignon zaten büyük bir ihtimalle biliniyordur. Hallaç hakkında önemli tespitleri var ondan sonra ve o da terminoloji hakkında önemli eserler ortaya çıkarmıştır. Benim daha çok Almanya'ya baktığımızda Helmut Ritter göze çarpıyor. Helmut Ritter Türkiye'de de bilinen bir isim. Fuat Sezgin'in hocası. Türkiye'de çağdaş Doğu dilleri ve bilimi araştırmalarını başlatan da kişi Helmut Ritter. Helmut Ritter'ın çok önemli Feridettin Attar hakkında mesela çalışmaları var. Gazali'nin Kimya-i Saadet'ini tercüme eden de Helmut Ritter Almanca'ya. Helmut Ritter'dan gelen bir gelenek var. Fritz Mayer, ondan sonraki kişi, İsviçreli bir müsteşrik, Ritter'ın öğrencisi, Necmettin-i Kubra hakkında, Kübreviye'nin kurucusu Necmettin-i Kubra hakkında önemli bir eseri var. Ondan sonra daha, yani hangi birini sayacağımı bilmiyorum ama Bahauddin Veled, Mevlana Celaleddin Rumi'nin babasının düşünce dünyası hakkında monografisi var. Bunlar sadece bir kısmı ve son dönem en önemli filolojik çalışmaları yapan birisi de Richard Gramlich. Richard Gramlich Freiburg'da bir profesördü. 2006 yılında vefat etti. O da Mayer'ın öğrencisi. Yani bunların hepsi Helmut Ritter'dan gelen böyle öğrenciler diyelim. Pardon, tabii Fritz Mayer'ın öğrencisi. Bu da Richard Gramlich.
O da klasik tasavvuf eserlerini Almanca'ya tercüme eden en önemli şahsiyetlerden. Yani hemen hemen bütün meslek hayatını klasik büyük eski tasavvuf eserlerini Almanca'ya aktarmayla geçmiş. O yüzden de zaten bu terminoloji konusu Almanca yazılan tasavvuf araştırmaları için bu kişiler bu ön çalışmayı yaptıkları için çok zor olmuyor. Yani her kavramda yeni bir keşif yapmamıza aslında gerek yok. Yani oturmuş bir terminoloji var Almanca'da. Yani aslında şunu anlayabiliyoruz. Siz böyle derin bir ekole katkı yaparak devam ettiniz bu çalışmanızda. Önemli bir çalışma ve önemli bir ekolün içerisinde, eskiye dayanan bir ekolün içerisinde bulunuyorsunuz. Öyle gibi görünüyor. Bir de şey var. Evet. Bir söz, Türkiye'de de en çok tanınan Anne Marie Schimmel'dir tasavvuf araştırmaları alanında. Evet, ona da geleceğim birazdan. Zaten o da var, listemde yazdım. De şimdi Richard Gramlich'i bir şey yaptıktan sonra, yani kısa bir Richard Gramlich'e değindikten sonra en yani örnek olarak da mesela Suhravardi'nin Avarif el Me'arif'i, Mekki'nin Kut el Kulubu, Gazali'nin İhyasından parçalar, Kuşeyri filan falan derken yani bayağı böyle büyük, zaten kitaplarını kütüphaneden getirdiğiniz zaman böyle kalın kalın kocaman kitaplar oluyor. Çok büyük ve şey kapsamlı eserleri tercüme etmiş. Onun dışında da yine Fritzmayer'ın öğrencisi Bernd Rathke var. O da hayatta El Hakim et Tirmizi hakkında ve eski dönem tasavvuf eserleri hakkında önemli çalışmaları imza attı. Hatta modern dönem tasavvuf bilimlerine de önemli katkılarda bulundu. Şimdi bir de tabii ki Türkiye'de de çok bilinen, dünyaca ünlü olan Anne-Marie Schimmel'imiz var. Onu da zaten tanıyorsunuzdur. O Mayer'ın, yani Fritzmayer'ın nesli. Schimmel'e göre Maya ve Gramlich Almanca yayın yaptıkları için ya da Almanca yayın yapmayı tercih ettikleri için isimleri Schimmel kadar dünyaca ün yapmadı. Ama onun kadar tasavvuf çalışmalarına ciddi ve önemli katkıda da bulundular. Yani Anne-Marie Schimmel'de gördüğünüz zaman genelde zaten İngilizce yayınları bir hayli var. Almanca da var. Fritz Maya ve Richard Gramlich'lere baktığınız zaman onların hemen hemen, yani ben bilmiyorum İngilizce yayınları oldu mu, hiç hatırlamıyorum. Ama sonradan bazı eserleri artık İngilizce'ye çevriliyor. Mesela Fritz Mayer'ın eseri bundan birkaç sene evvel İngilizce'ye kazandırıldı. Bunların hepsine paralel olarak da 20. yüzyılın başından beri de bir Bektaşilik ve Alevilik çalışmaları Avrupa'da yapılmaktadır. Önemli Türkoloji kurucularından birisi olan Georg Jakob burada önemli bir şahsiyettir. Ondan sonra bir de John Birch var. Onu da zaten duymuşsunuzdur. Peki bugün baktığımızda da Almanya'da veya İngilizce yayınlanan tasavvufla ilgili araştırmalarda filolojik çalışmaların arka planda olduğunu görüyorsunuz. Sosyolojik çalışmaların bugün ağır bastığı aşikar. Öyle bir gelişme var. Yani toparlayacak olursak bundan 100 sene evvel filolojik çalışmalar ağırlıklıydı. Bugüne baktığımızda sosyolojik araştırmalar ön planda oluyor. Ciddi bir birikim varmış hocam. Sizin eseriniz de buna güzel bir katkı olmuş. Benimki filolojik çalışma olarak geçiyor. Tamam, son kısmı 17. yüzyılın ortasından itibaren eserin etkisi birazcık sosyolojik gibi. Çünkü el yazmalarının kimler tarafından okunduğunu, okuma kültürüyle falan da ilgili 3. bölüm. Ama asıl yani 2. bölüm, ana bölüm filolojik çalışma alanına, disiplinine giriyor. Evet. Peki hocam, bu dersler, siz tabii ders de veriyorsunuz ve üniversitede bulunuyorsunuz. Sizce nasıl bir etkisi oluyor? Yani doğuyu tanıma ya da İslam'ı tanıma, tasavvufu tanıma, bazı isimleri bilme açısından bize söyleyebileceğiniz şeyler var mıdır? Yani bu konu oradaki Türkler, Müslümanlar için ya da genel olarak söylersek nasıl bir etki, nasıl bir katkı sağlıyor acaba? Ya zaten hem şimdi Doğu bilimlerine baktığınız zaman ama ilahiyat fakültelerinde, yani ilahiyat bölümlerine de baktığınız zaman öğrenciler tarafından, yani yabancı uyruklu Müslüman öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılaşıldığını görüyorsunuz ya da bu bölümlerin büyük ilgi gördüğünü görüyorsunuz. Öğrenciler de anladığım kadarıyla tabii ki hem kendi dinlerini, kendi mensup oldukları dinleri,
hem de tarihlerini, kültürlerini, geçmişini öğrenmekte özen gösteriyorlar. Büyük bir ilgi duyuyorlar. O yüzden de ilahiyat fakültelerinde, farklı bölümlerinde, ilahiyat fakültesinde farklı farklı tabii ki dalları var. Kendilerini geliştiriyorlar. Benim gördüğüm ders verdiğim süreçte şey yani ilgi Sizin bir var. öğrencinizle yaşadığınız Şöyle bir diyeyim. hikayeniz vardı İlgi herhalde. var. İlgi var. Henüz bilgi yok. Ama ilgi olduğu için de bilgilenmek için gelip okuyup uğraşıp öğrenip mezun oluyorlar. Evet, bir tane örnek verebilirim. Mesela bir tane öğrencim kendi ismi Cabir olduğu için derste şimdiye kadar hiç duymadığı bir isim Cabir bin Hayyan'ın geçmişini, tarihini, geleceğini değilse de geçmişini çalışmak istedi. Ondan sonra ya dedim şimdi bu kadar şahsiyetler var. Yani sizin de çalışabileceğiniz, o araştırabileceğiniz birçok geçmişte İslam tarihinde önemli şahsiyetler var. Neden siz bu kimyageri seçiyorsunuz? Yani kimyayla mı bir alakanız var? Kimya mı okuyorsunuz? Bağlantı nedir? Yok dedi benim dedi ismimi orada gördüm dedi. Merak ettim dedi. Bu kim yani? Benim adaşım olan birisini ben de tanımak istiyorum diye bundan işte kaç yüz sene önceleri gidip onları araştırmaya başladı. Yani tabii ki kendi isminden bile bir türlü kendi geçmişini ya da kendi kültürünü, tarihini öğrenip okumak istiyor. Buradaki insanlar da gayet tabii bir durum bence. İsminin tarihteki yeri kişiye belki edinmesi gereken ruh konusunda da tarihteki konumunu hatırlatacak bir etki bırakır, Evet, doğru. imkan verir. Biz o zaman hocam sizden Kasım bin Selahaddin Elhani'yi dinlemeye başlayalım. Belki bu isimden de bir şeyler öğrenen, bir şeyler çıkaran, güzel etkiler edinecek insanlar olur. Buyurun. Tamam, teşekkürler. Konuma geçelim o zaman. Yani asıl konuma geçelim. Kasım Elhani'nin 17. yüzyılda kaleme aldığı eseri bugün sizinle konuşacağım ya da tanıtacağım. Seyri Sülük ve Nefsin Yedi Makamı hakkında yazılmış olan bir eser. Konuya ama yine geçmeden önce Kasım Elhani'nin kim olduğunu şuradan böyle geçelim. Kim olduğunu sizinle paylaşayım. Çünkü Kasım Elhani pek tanınan ve bilinen bir isim değildir. Evet. Kasım bin Selahaddin Elhani Hicri 1028 yani 1619 doğumlu Suriye topraklarında Hama ile Homs arasında bulunan Han Şeyhun adlı beldeden gelen Halepli bir şahsiyettir. O zaman Osmanlı toprağıydı herhalde hocam, değil mi? Tabii, Osmanlı toprağındayız. Suriye bölgesindeyiz. Evet. Bilad-ı Şem deniliyor bildiğiniz gibi. O civarda, o diyarda bulunuyoruz. 30 yaşına kadar tüccarlık yapmış. Bu nedenden dolayı Bağdat, Basra, İstanbul'u görmüş birisidir. Hacca da gitmiştir. 30 yaşından sonra tüccarlığı bırakır. İstanbul'lu bir hanımla evlenir. Halep'e yerleşir. Oradan bir ev alır. Ve kendisini 7 sene boyunca tasavvuf yoluna ve hayatına adar. 7 senesini mücahede ve riyazetle geçirir. Kendisini sıkı bir nefs terbiyesine verir. 38 yaşına geldiği zaman içinde zahiri ilimler öğrenme isteği doğar. Yani zahiri ilimler dediğimiz zaman işte fıkıh, hadis, tefsir gibi Medrese ilimleri diyoruz yani. efendim. Daha ağırlıklı medrese ilimleri olarak. Evet, kendisi zahiri ilimler diyor buna özellikle. Evet. Ama evet, medrese ilimlerini öğrenme isteği doğar ve Halep'in önemli hocalarından zaten eğitimini alır. Hadis, tefsir, fıkıh alanında eğitimini alır. Oldukça başarılı olduğundan 2 sene içinde eğitimini tamamlar ve 40 yaşından itibaren kendisi de Halep'in çeşitli medreselerinde müderrislik yapmaya başlar. Burada göze çarpan bir detay var. Bu da kendisinin pedagojik açıdan bir eğitimci olarak kabiliyetli olmasıdır. Bu sonra için de önemli olacak. Çünkü kendi anlatımına göre onun kendi kısa bir özgeçmişi var. Kendi anlattığına göre müderrislik mesleğinin başında öğrencileri onunla kısa eğitimi sürecinden dalga geçerler. Kendileri senelerdir okuduklarını hala müderrislik yapamadıklarını, Hani'nin böyle sonradan gelip
2 sene içinde eğitim alıp nasıl da ders vereceğinden şüphe duyduklarını ifade ederler. Ancak bir kere dersine katıldıktan sonra bir sene boyunca da rahleyi tedrisinden ayrılamazlar. Yani o kadar da çok severek onun dersine katıldıklarını anlatıyor Kasım el-Hani. Hani 69 yaşında Halep'te müftülüğe atanır. Hanefi ve Şafii mezhebinde fetva verir. Aynı yılda içinde bir ölüm korkusu doğduğundan o zamana kadar yaşadıkları hakkında kısa bir özgeçmiş yapmaya da yazmaya da karar verir. Ondan sonra 81 yaşında Halep'te vefat eder. Türbesi Halep'te Salihin mezarlığındadır. Kendisi hangi tasavvuf ekolüne bağlı olduğunu bildirmez. Hocalarına bakıldığında da çok kesin bir bilgi elde edemeyiz. Ama öğrencilerinin onun da yani Kadiriye tarikatına intisap ettiklerini görebiliriz. Biyografik eserleri araştırdığımızda, karıştırdığımızda böylece kendisinin de bir Kadiriye şeyhi olduğu kesinleşir. Şimdi hayatına değindikten sonra yazdığı eserin konusuna bir göz atalım. Eser ve Suluk ile Melik el Muluk. İlk başta genel bilgiler vermek istiyorum size. Yani terminolojik bir kaç detaya belki değinirsek iyi olur. Mesela seyri sülük nedir? Nefsine anlama gelir. Yedi nefs makamı denildiğinde ne kastedilir? Ondan sonra da bu eserin özelliğine geçelim. Seyri sülük, eser ve sülük dediğimiz Arapça bir kavramdır. Bilindiği gibi tasavvuf hayatında en önemli konulardan biri seyri sülüktür. Seyri sülük, yürüme, gezme, yol tutma, yola girme demektir Arapçada. Tasavvuf yoluna giren kişinin ilahi huzura manevi yolculuk yaptığı sürece seyri sülük denir. Bu yol insanın içinde gerçekleşir, içine doğru yaptığı bir yolculuktur. Tasavvuf ekollerinde bu yolculuğun bir usulü, bir metodu, bir adabı vardır. Hemen hemen hepsinde bu içe doğru yolculuk, nefs terbiyesi ve nefs dönüşümü ile gerçekleşir. Bu süreçte insanın nefsi farklı farklı mertebeler aşar ya da mertebeleri aşarak kemale erişir ve böylece ilahi huzura kavuşur. İnsan bu yolu kendisinde bulunan kötü mezmum sıfatlardan arınarak iyi ve ilahi sıfatlarla ahlaklanarak kat edebilir. Şimdi nefs nedir? Yani deminden beri ben size nefs diyorum. Nefsi ne olduğuna kısa bir cevap vermek aslında pek kolay değil ama ben yine de çok kısa bir cevap vermeye çalışayım. Onun hakkında zaten birçok yazılar, makaleler hatta kitaplar bile var. Nefs Arapça bir kavramdır. Tasavvuf terminolojisinde nefs çeşitli anlamlar taşıyabilir. İnsanın özü, ilahi latife, kötü huyların ve sufli arzuların kaynağı olarak geçer. Nefs Kur'an-ı Kerim'de sık sık geçen bir kavramdır. Ruh anlamında kullanıldığı gibi öz varlık, zat manasında da kullanılır. En-nefs el-emmâre bis-sû diye bir kavram geçer Yusuf suresinde. Ve insanın içinde bulunan, onu kötüye iten, dürtükleyen bir güç, bir enerji olarak karşımıza çıkar nefs. Nefse felsefede yakın olan kavram da animadır. Bunu da belki burada kısa bir belirteyim. Makam dediğimiz zaman Arapça seyri sülükte aşılması gereken etaplara makam denir. Bazen de menzil deniliyor. Şimdi yedi nefs makamına gelirsek, tasavvuf öğretisinde nefsin kemale erişme sürecinde kat veya terakki ettiği makamların sayısı farklı olabilir. Şimdi William Chittick şöyle diyor, seyri sülükte kat edilen makamlar 4, 7, 10, 40, 100, 300 hatta 1000'e kadar çıkabilir diyor. Sufiler erken dönemden beri insanı ilahi huzura eriştiren manevi yolculuk hakkında çeşitli risaleler ve modeller geliştirmişlerdir. Bunların arasında en çok yedili şemalara rastlanır. Birazdan bu yedili şemaya zaten geçeceğim. Bu öğretiyi içeren sayısız risaleler bilhassa el yazma eserler olarak günümüzde mevcuttur. Bugüne bakıldığında tasavvufla ilgilenen kişiler arasında akademi içinde olsun, akademi dışında olsun seyri sülükte yedi nefs makamı oldukça yaygın ve bilinen bir öğreti olduğunu görebiliyoruz. İnternette dolaştığınızda,
veya tasavvufla ilgili herhangi bir kitabı karıştırdığınızda yahut tasavvufla ilgilenen birisiyle konuştuğunuzda bu öğretiye rastlarsınız. Seri Sülük'te nefsin yedi makamı günümüzde bu kadar yaygın ve kabul görmüş olduğu halde bu öğretinin nereden geldiğini, nasıl geliştiğini, sufiler tarafından nasıl geliştirildiğine dair pek bir bilgimiz yoktur. Bu konuyu burada çok açmayacağım. Doktoramda yeterince değilse de inceledim. Özet olarak ama şunu belirteyim. Tarihe baktığınızda erken dönem sufiler arasında yani 9. 10. yüzyılları kastediyorum. Seyri Sülük'te 7 makam benimsenmiştir. Ancak bu makamların henüz nefs ile direkt bir bağlantısı yoktur. Klasik döneme geldiğinizde şimdi şöyle şunları koyayım karşı tarafa. Klasik döneme baktığınızda yani 11 ile 13. yüzyılı kastediyorum ben klasik dönemle. 3 ve daha sonra 4 nefs makamı öğretisinin kabul gördüğünü ve yaygın olduğunu görebilirsiniz. Bu gelişmede etkin bir isim Abdurrahman Es-Sulami'dir. Şimdiye kadar bilinen nefs hakkında ilk kaleme alınan eser Sulami tarafından yazılmıştır. Sulami eserinde Kur'an'a dayanarak nefsin şu anda ekranda gördüğünüz 3 makamından bahseder. Sonradan yani emmare, levvame ve mutmainne'den bahseder. Sonradan Horasan diyarında 4. makamda eklenir mülheme. Yani 4. makam aslında levvame ve mutmainne evet, makamlar araya, arasında. Aha, evet araya Horasan'da 2 ile 3 arasına bir tanesi daha ekleniyor. Böylece mutmainne 4. makam olmuş oluyor. Mülheme 3. makam olmuş oluyor. Evet hocam buyurun. 15. yüzyıla geldiğimizde Kasım Elhani'nin de benimsediği gibi Seyri Sülük'te nefsin 7 makamı düşüncesi ortaya çıkar. Bu 7'yi de buraya koyalım. Yani son tablo ve son şema budur. Bu düşüncenin Halvetiye tarikatının has bir öğreti olduğu ve bu çevrelerde bu konunun kendine has bir yazı geleneğine dönüştüğünü görebiliriz. İlginç olanı 15. yüzyıldan itibaren Halvetiye'ye mahsus olan Seyri Sülük'te 7 nefs makamı öğretisinin 17. ve 18. yüzyıla geldiğinizde ya da 17. ve 18. yüzyıllara baktığınızda belli bir tasavvuf ekolünün öğretisi olmaktan çıktığını ve birçok tarikatlar tarafından benimsendiğini görürsünüz. Hatta 18. yüzyıldan itibaren bu öğretinin artık ansiklopedileştirildiğini, İbrahim Hakkı Erzurumi'nin marifetnamesinde olduğu gibi ansiklopedik eserlerde yer aldığını görürsünüz. Doktoramda savunduğum tezlerden birisi de bu gelişmede 17. yüzyılda yaşamış olan Kasım Elhani ve Ömer Fuadi gibi şahsiyetlerin önemli bir katkıda bulunduklarıdır. Hani'nin bir ders kitabı tarzında kaleme aldığı eserinde bahsettiği gibi Seyri Sülük'te nefs 7 makamı kat ederek terbiye edilir, dönüşür ve kemale erişir. Nefs makamlarına bir göz atalım demiştiniz Sayın Onhan. Onun için bir göz atıyoruz. Teker teker kısaca bir göz atalım. En nefs el emmara bu bir dediğimiz yani üst değil hatta en alçak makam. Burada birinci olarak görünen en nefs el emmara. Yani beşer olarak girdiğimiz makam aslında bu. İnsan-ı Kamil'e evet. Doğru gidilen yer evet. Yedi. Yani evet. Birden yediye doğru. Yani yolun başı bu birinci makam en nefs el emmara. Emir veren, kötülüğü emreden nefstir. Zaten emirin evet. Bu kelimenin içinde olduğunu da görebiliyorsunuz. Bu nefsin iradesi yoktur. Heva hevesine düşkündür. Mazmun ve kötü sıfat sahibidir. İyi ile kötüyü ayırt edemez. Ayırım yapamaz. Yolcu önerilen bazı pratikleri uyguladığında bir sonraki makama geçer. Bir sonraki makam en nefsel levvama. Levm var bu kelimenin içinde. Kendisini kınayan, levm eden nefs. Pişmanlık duygusu doğar. Kötü sıfatları bulunan bir nefstir. Ama bir öncekine göre her seferinde kötü sıfatlarına kurban oldu demeyeyim de boyun eğdiği zaman pişmanlık duygusu olur, pişman olur, bir daha yapmak istemez ama sonra yine yapar, yine pişman olur. O şekilde gidip gelir. Heva ve heveslerine uyduktan sonra dediğim gibi bu pişmanlık duygusu olur.
iyi olmak ister ancak olamaz. Bir de iyi ameller işler, amellerinin takdir görmesinden de zevk alır, hoşuna gider. Ve yine bir bazı uygulamaları gereken bir şekilde tasavvufi yolda pratiğe geçirdiğiniz zaman, başarılı olduğunuz zaman bir üst makama geçersiniz. Ennefs el mulhama, ilham var bu makamda. İlham alan nefs demektir. Kalp alemine bağlantılıdır. Aşıkların makamıdır. Yani hanide diyor, bu makama gelen işte şiirler söyler, öyle şarkılar söyler, kendinden geçmiştir, aşk halindedir. Ama en tehlikeli makamdır. Yolcunun ayağının kayma tehlikesi vardır ve en alçak, yani yine birinci makama düşme tehlikesi çok yüksektir. Bunu da geçebilirse en nefs el mutma inne dediğimiz tatmin olmuş ya da tatmin olan, huzur bulmuş nefs, heva ve heveslerine köle olmaktan kurtulmuştur. Yolcu nefsini terbiye etmiş bir durumdadır. Bir sonraki makamlara gelirsek kemal makamlarıdır. Zaten diğer eserlerde de, Hani'de de bu 5'ten 7, 5, 6 ve 7. makamdaki açıklamalar bayağı kısalıyor. Onu görüyorsunuz. Mesela bu 3. makamda bilmiyorum 15 sayfalık falan böyle bir açıklama var. Ama 5, 6 ve 7 artık bunlar kemalin detayları diyebiliriz. Olduğu için çok fazla açıklama olmuyor diyebileceğimiz. Herhalde söz ile değil de hal ile anlaşılacak makamlar hocam daha çok. Tabii ama onu hani bütün makamlar için diyor. Yani diyor ki kim kendisini şu makamda buluyorsa o zaman zaten anlatılanları hisseder, anlar, tadar, zevk eder, keşfeder. Bir sonrakini anlamaz diye bir durumu var. Yani üçüncü makamda olduğunuz zaman da dördüncüde neler olduğunu herhalde bir türlü hissedemiyorsunuz gibi bir tarifi var zaten. De işte bu sonlara da gelelim. Ennefs el-radiya, Arapçası raziye diyoruz. Razı olan nefs. Razı olan nefs, yolcu ilahi sıfatları takılmıştır. Allah'ın iradesiyle hareket eder. Ennefs el-mardiya, yani altıncı, artık razı olunan nefs demek. İnsanlarla görüşürken yolcu iç aleminde Allah'la beraberdir. Gayb aleminden aldığı bilgileri, aldığı bilgilerle insanlara faydalı olur. Zaten ondan sonraki en yüksek kemalat makamı da ennefs el-kamila, kemale ermiş nefs, mürşidi kamilin makamıdır. En yüksek mertebedir. Bu şekilde bu makamlar terakki edilirken 7 esma ile zikir yapılır. Bunu zaten aslında Türkiye'deki bu konuyla ilgilenen insanlar biliyor. Çok yani değişik bir tespit değil. Zikir yolu kat etmekte en önemli desteklerden biridir. Bunun yanında nefs terbiyesi mücahede ve riyazet ile gerçekleşir. Yani az yemek, az uyumak, az konuşmak, insanlardan uzak kalmak gibi yöntemlerle. Kasım Elhani bu şemaya göre nefsin terbiyesini ve insanın kendisini geliştirmesini sistematik bir şekilde açıklıyor. Şimdi kavramların hocam kavramların doğrudan ayetlerde emmare levvame mülheme direkt karşılıkları var diye ben yani. Tabii tabii var. Da, kavramsallaştırmalar da kendilerinden mülhem değil yani ayetlere dayandırılıyor. Tabii tabii. Aha. Bunu yani ilk üçü için demiştim bunu Abdurrahman Sulami Kur'an'a dayanaraktan üç nefs makamını ortaya koyduğunu. Belki o arada tabii ki eklemek gerekirdi. Bütün buradaki gördüğünüz kavramların hepsinin Kur'an'da bir yeri var. Yani öyle sonradan icat edilen şeyler değil. Evet. Çalışmanızda tabii bunların hepsinin Almanca literatürde, terminolojide karşılıklarını gösteriyorsunuz herhalde. Tabii ki Almanya'dan seyredenlere şöyle bir şey de diyebilirim. Kütüphanelerinde o kitap var. İstiyorlarsa hemen bir karıştırsınlar. Onun içinde hepsi yazıyor. Ama burada da söyleyebilirim tabii ki. Ennefs el-emmara di bi fiilin de zili diyoruz. Ondan sonra cuma ennefs el-levvama di zelbs tadin de zili diyoruz. Ennefs el-mulheme di inspiriyeti zili diyoruz. İnspirasyon var içinde. Ennefs el-mutma inne
Bifride teziyle ennefs el radiya di zufriedene seele ennefs el marviya di zufriedengestellte seele ennefs el kamila di vollkommene seele. Bu kadar. Teşekkür yani ederiz. Dinleyenler eğer Almancasını duymak istiyorsa Almanca sunum da olabilir aslında. Onun Türkçe bir türlü öyle değişik şeyler de. Bunlar hocam sizin kendi çeviriniz mi yoksa kaynaklarda böyle mi geçiyor tasavvuf yani, kaynaklarında? Şimdi zaten aslında Türkçe'de şimdi bakın demin de emir veren nefis dedik değil mi? Yani Türkçe'de dedik ki bunda emir var. Bunu biz Arapçayı okurken üniversitede de Almanca emrin ne olduğunu biliyoruz. Bir fiil. Yani aynı aslında Türkçeden çok büyük bir farkı olmuyor. Yani Almanca'da karşılığı ne? Emirin bir fiil demek. Ondan sonra bu bir fiilin yapan yani di bir fiilin de zili. Emir veren nefs. Nefs konusunda bazen tabii soru. O kavramlarda daha çok sıkıntı olabiliyor. Ruh, nefs. Şimdi demin de değindiğim gibi nefsin farklı farklı anlamları olabiliyor. Şimdi siz bunu elinizdeki olan eserdeki nefsi Almanca'da nasıl tercüme edeceksiniz? Hangisi? Zart, öz var, işte Geist mi, Trieb Seele, Seele, Trieb Seele, ondan sonra Ego filan falan birçok şeyler var. Hangisini seçiyorsunuz? Orada daha çok yani bu içeriği derin olan yani anlamı çok geniş olabilecek kavramlarda daha çok sorun yaşanıyor. Evet. Onu o ama herhalde Türkçe'de doğrusu Türkçe'de öyle değil çünkü Türkçe'de zaten direkt Arapçadan Farsçadan yani bizim de günlük kullandığımız kelimeler olduğu evet. için çok fazla düşünmemize gerek kalmıyor. Doğru. Ama orada şey var yani o kültürün veya o düşünce dünyasının içerisinde ne anlama geldiğini evet. Dikkate alarak tercüme etmek mühim olan belki esas evet. olan. İşte onu yani da yakalamak bazen kolay olmuyor ya da kolay olmuyor demeyeyim de düşünüyorsunuz. Yani evet. bayağı bir kafa yoruyorsunuz. Şimdi burada hangisi uygun ya da ben neden zile dedim de trip zile demedim. Yani gördüğünüz başta diyor ki zilin liyarı yok zilin liyarı zilin etsiyum. Niye ben nefsi zile olarak kullandım? Başka eserlerde tripsel olarak da geçiyor. Yani orada mesela neden bu nuansı, bu farkı yaratıyorsunuz, neden yaratmıyorsunuz? Ondan sonra sizin dediğiniz gibi Geist diyenler de var. Ama Geist aslında ruh, ruha uygun olan bir şey. Ama ondan sonra Türkçe'de de hani, ruh, tabii, nefs, Türkçe'de de karışık. İşte, yani farklı kişiler işte farklı orada, anlamlar yüklüyorlar onlara. Evet. Yani şimdi oradan da zaten Türkçe'de de ya da Arapça'da da şimdi ruhla nefsin arasındaki fark ne diye soruyu sorduğumuz zaman bir sürü ansiklopedileri işte kitapları karıştıracaksınız. Ondan sonra bir sürü farklı açıklamaları var. Kimisi diyor ki aslında nefs ruhtur. Öbürü diyor ki hayır başka bir şeydir. Ondan sonra şöyle filan yani zaten bu felsefi, tasavvufi, dini böyle zor tutulabilecek kavramlarda zaten yani her dilde bu sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Tabii ki Almanca'da da ona göre ama neyse ki Almanca'da yine de bir repertuar yani bir şey var elimizde. Yani böyle sıfırdan başlamıyoruz. Tabii ki ben de şeye bakıyorum. İşte Fritz Maya nasıl tercüme etti? İlla ben ona Fritz Maya gibi tercüme edeceğim diye bir kaide yok. Ondan sonra Rita'ya bakıyorum. Mesela Standplatz, makam. Ben Türkçe'de çok kolay, hiç tercüme etmenize bile gerek yok. Makam işte. Şimdi Almanca'da makamda çok uğraşmanız lazım. Stelle, Standplatz, Standort. Ondan sonra kimisi Stufe diyor. Ondan sonra şöyle deniliyor, böyle deniliyor. Şimdi bunların arasında bayağı sorunlu. Yani düşünüyorsunuz hangisini tercih edeceğinizi. Ya hal hal var. İçinde Arapçaya tabii. en uygun oluşu. Bir de o da var. Yani sadece Almanca'daki tercih konusu değil. Arapçaya hangisi uygun? Evet. Bir de hal meselesi var. Hal, makam farkları vesaire giriyor. Hal, burada hale girmiyorsun siz ama. Tabii tabii ben makama giriyorum. İşte onun için zaten. Şimdi hal dediğiniz zaman Zustand bir durum hal. Makam daha uzun süren bir ne denir bir stadyum gibi bir şey. Stadyum mu deniliyor? Stadyum. Yani böyle uzun durulan. Onun için zaten Almanca'da Standplatz uzun duruluyor. Duruluyor bir de. Durulması da lazım.
Ştelle Bizdeki dediğimiz zaman vakafe gibi, vakf gibi aslında durulma ve anlaşılmayla alakalı bir yere tekabül ediyor herhalde o kelime. Evet, ama bir de Standortu var. Ondan sonra kimileri diyor ki Ştelle mi acaba? Niye Ştelle değil de Standort? Standplatz. En basiti sizin, yani şimdi benim aklıma gelen şey Salik. Ne yapacaksınız Salik'le? Salik, düşünüyorsunuz şimdi Fahrtschreiter, Salik yolda yürüyen kişi. Yolda yürüyen kişiye ne diyeceğiz? Şimdi Fahrtschreiter dediğiniz zaman normalinde, yani bu tarihte, bu zamanda kimse böyle Fahrtschreiter falan demez. Yok yani, fazla konu dilde kullanılan, günlük hayatta kullanılan bir kavram değil Fahrtschreiter. Kelime anlamı ama Fahrtschreiter. Şimdi Fahrtschreiter var, Fahrtbeschreiter var. Şimdi animarişi mi mesela daha rahat Reisende diyor, seyir yapan. Ama şimdi seyir yapan illa Salik değil, o seyir yapan. Salik yine biraz daha böyle yürüyen birisi, öbürü gezen. Şimdi yürümeyle gezenin arasındaki farkı nasıl çıkaracaksınız? Ondan sonra ama ne oldu? Sonuç olaraktan ben de düşündüm, hatta da danıştım da. Ondan sonra ben de Ryzen'da olayı kullandım. Halbuki Ryzen'da Salik değil. Yani aynı anlama geliyor, tamam yolcu. Ama Salik yürüyen bir kişi, bir yani suluk evet. yapan kişi. Ama Fahrtschreiter diye dilim bile zor, yani Almanların da dili hemen öyle çok kolay dönmeyecek Fahrtschreiter'a. Durmadan Fahrtschreiter, Fahrtschreiter ağza zor, yani kullanımı zor olan ve hatta kullanılmayan bir kelime olduğu için. Ama onu dipnotta işte yazıyorsunuz, diyorsunuz ki aslında bunun adı şudur, işte anlamı budur Salik'in. Ondan sonra ama işte şu 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 nedenlerle ben şimdi bundan itibaren Ryzen'da diyeceğim. Ryzen'da işte gezen birisi ya da yolcu olarak ben işte Salik kavramını her seferinde Ryzen'da olaraktan veriyorum diye o şekilde kurtarıyorsunuz. Yani yabancı dilde bu, ama İngilizce'de de büyük bir ihtimalle öyledir. Sadece Almanca'da değil. Hocam Salik yani bir akşam gezintisine değil bir istiklal yürüyüşüne çıkmış kişi diyelim o zaman. Bir de benim aklıma geldi şimdi bu mesela öğrencilerinizden Arap kökenliler vardır, Türk kökenliler, çift dilli öğrenciler var. Şimdi mesela biz bunları Türkçesinden ve Arapçasından karşılaştırarak düşündüğünüz zaman daha böyle şey açılıyor. Daha fazla sorular meydana çıkıyor. Mesela sadece Almanca çevirisinden bu Alman okusa belki bu kadar detaylara, nüansları çok da inemeyecek. Hani sadece Almanca çevirirden kastediyorum. Ha, yani o anlamda yani çift dilli şeyler için böyle bir şeyi de oluyor. Şaşırtma, bir hayrete düşme, ya bu anlamı varmış, burada çok şu nüanslar var, burada bu farklar var falan. Böyle bir şeye de evrilebilir bu işin meraklısına, bu işte akademik çalışanlara, işte tabii İstatistoloji bölümlerinde okuyan öğrenciler vesaire. Böyle bir boyutu tabii, da tabii. Var. Ya onlarınki zaten benim size demin söylediğim şeyler onlar için de geçerli. Çünkü ben de onlardan birisiyim sonuç olarak da. Yani ben de iki dilli olarak da işte Doğu dünyasındaki Türkçe, Arapça, Farsça öğrenip ondan sonra, ya da Türkçeyi zaten biliyordum da diğer dilleri. Ondan sonra bunu Almancayla ya da İngilizceyle bir türlü bağdaştırmaya çalışan veya işte köklerini araştıran, ondan sonra da böyle aslında normal durumlarda akademinin dışında fazla kafa yorulmayacak konulara böyle oturup kafa yorabiliyorsunuz. Çünkü yani doğrusu ne diye bu soruyu sordunuz bir kere kendinize. Onun için o şekilde oluyor. Şimdi demin gördüğünüz gibi bu yedi nefs makamı düşüncesi çok yaygın, İslam dünyasında çok yaygın olan bir düşünce. Özellikle tasavvuf dünyasında çok bilinen bir şema ve bu konu hakkında birçok risale mevcut. Bunu da söylemiştim. Peki Hani'nin eserinin diğerlerinden farkı nedir? Neden bu eser tarihte bu kadar itibar görmüştür? Bu soru benim karşıma çıkıyor ve size eserin yaygınlığı ve özellikleri hakkında ortaya çıkardığım, hatta tartışabileceğimiz bazı konulara değinmek istiyorum. Hani ve Seyri Süluk hakkında enteresan tespitlerden birisi, Kasım el Hani'nin tasavvuf ve İslam dünyasında tanınmış bir şahsiyet olmadığını yani belirtmiştim. Bunu belki yeniden altını çizmem gerekiyor. Namı ve ünvanı Halep'te kısıtlı kaldığını da söylemiştim.
fazla tanınmış olmamasının sebebi muhtemelen dini ve tasavvufi eğitimini oldukça geç yaşta başlamış olmasıdır. O Suriye, özellikle Halep'te sayılan ve kabul gören bir sufi ve alim olarak tarihe geçmiştir. İlginç olanı, kendisi pek tanınmış değil ama aynı zamanda eseri Osmanlı'nın hudutlarını aşan bir üne ve itibara sahip olmuştur. Seri Sülük'ün nüshalarını araştırdığınızda ya da benim araştırdığım dönemde 80 küsür el yazması tespit ettim. Bu da sadece bir kısmı, yani daha var, hep de çıkıyor. Önemli bir kısmı Türkiye'de yazma kütüphanelerinde mevcut. Bunun dışında 17. 18. 19. yüzyılları arasında eserin Suriye, Irak, Mısır, Tunus, Arabistan, Fas, Sudan, Endonezya, Hindistan'a kadar yaygın olduğunu görüyorsunuz. Bunun dışında da 18. yüzyılların sonlarından itibaren bu eserin Osmanlı Türkçesine tercüme edildiğini görüyorsunuz. Abdurrahman Rahmi El Erzurumi diye bir alim var. Rümeysa Gülgün herhalde yeni bu şahıs hakkında çalışmalara başladı. Refiki Parik diye eseri Hani'nin Eser ve Suluku'nun Osmanlı Türkçe'ye çevirisi. Bunun dışında Ramazanzade İffet Abdülnafi Efendi var. O da Osmanlı Türkçesine çevirdi bu eseri. 20. yüzyılın başına baktığınızda da Ivan Agieli ismi biliyor musunuz bilmiyorum. Sonradan Müslüman olan İsveçli bir ressam İbn Arabi'nin ekolüne bağlı olan bir sufi. O da bu eserin bir kısmını İtalyanca'ya kazandırdı 20. yüzyılın başında. Bu da yetmiyor. Önemli sonuçlardan bir tanesi de Hani'nin Seyri Sülûku'nun 18. yüzyıldan itibaren muhtelif saygın sufiler tarafından kendi eserlerine adapte edildiğini de görüyorsunuz. Örneğin Kuzey Afrika'daki Senusiye tarikatının kurucusu Muhammed Es-Senusi bu eserden faydalanıyor. Assar alimleri bu eseri öğrencilerine tavsiye ediyorlar. Assarlıların bir kısmı müellifin ismini vermeden Hani'nin eserini kendi eserlerine entegre ediyorlar. Sudan'da da aynı gelişme var. Aynısı Endonezya için de geçerli. Anadolu'ya baktığınızda İbrahim Hakkı Erzurumi Marifetnamesine bu eseri müellifin ismini, eserin de ismini belirtmeden hemen hemen komple ekliyor. Ve Hani'nin eserini ansiklopedileştiriyor. Şimdi soru neden? Benim sorum bu. Neden bu eseri bu kadar insanlar kucaklamışlar? Neden bu eseri bu kadar okumuşlar? Nedenlerine bu Erzurumi'nin nedenini doktoramda değindim. Bu konuyu burada açmayacağım. Belki bir gün bir makale hazırlarım. Da yani bu kitap neden bu kadar kabul ve itibar görmüştür? Bu sorunun cevabını zamanımız kısıtlı olduğu için çok fazla teferruata girmeden açıklamak ya da cevaplamak istiyorum. Bunun belli faktörleri var. İç faktörler ve dış faktörler diye ayırabiliriz. Ben birazcık iç faktörleri gelip bugünkü zaten konuşmamın da sonuna geleyim. Buyurun. Hani birçok eserde olduğu gibi bu yolculukta nefsin farklı sıfatlarını, hallerini, tavırlarını bildiriyor. Ancak diğerlerine göre bu eser çok daha kapsamlı. Bunu kesin söyleyebilirim. Demin belirttiğim gibi Hani'nin diğer İslam alimleri ve mutasavvıflarla kıyasladığımızda tasavvuf ve ilim hayatına geç başladığını görüyoruz. Ama böyle olsa da özelliği hem kendi özgeçmişinde de belirttiği gibi hem de seyrinin mütercimlerinin de ifade ettikleri gibi Hani pedagojik ve didaktik kabiliyetli bir insan. Yani öyle bir kabiliyete sahip olduğunu ben de bir türlü tespit edebildim. Hani okuyucuya yakın hitabıyla göze çarpıyor eserinde. Okuyucuya eseri yoluyla manevi yolculukta rehberlik yapıyor. Eserinde tarif ettiği gibi hareket ve amel edildiğinde tasavvuf yolunun kat edilebileceğini hatta tamamlanabileceğinin altını çiziyor. Seyri sülük için gereken tüm bilgileri veriyor. Bazı durumlarda başka eserlerin okunmasını da öneriyor. Yani okuyucuyu bir türlü yönlendiriyor. Eserde tarif edilen bütün uygulamalar dolaysız bir şekilde okuyucuya hitap ediyor. Yani ikinci bir şahıs ya da herhangi bir gruba mensup olunması gerekmiyor.
en önemli özelliklerinden bir tanesi hanenin geniş bir kitleye hitap etmesi. Yani bu kitap neden bu kadar okundu, neden böyle dağıldı dünyaya? Geniş bir kitleye hitap etmesinden olduğunu düşünüyorum. Karşısındaki okuyucunun durumunu düşünerek, tahmin ederek yazıyor. Bir örnek vereyim. Zikir konusunda bir örnek verebilirim. Zikrin nasıl yapılacağını, kelimelerin nasıl doğru telaffuz edileceğine kadar en detaylı bir şekilde tarif ediyor. Sanki sizinle o anda konuşuyor. Hani'ye göre 7 nefs makamında 7 esma, esma Allah'ın isimleri biliyorsunuz. 7 esma ile zikir yapılır. Her makamda bir esma vardır. Ve demin de izah ettiğim gibi bu halvetiye has bir usuldür. Aynı zamanda halvetiyenin bazı kollarında benimsenmiş olan 12 esma ile zikir yapılabileceğini de söylüyor. Ve yine aynı zamanda diğer ekollerde olduğu gibi 3 esma zikrinin de en teferruatlı bir şekilde tarifini yapıyor. O 3 dediğim demin ilk başta 12. yüzyılda 3 makam vardı diye açıklamıştım ya, o zaten o şekilde de tamamen yok olmadı. Uzun zaman boyunca da o 3 makam, hatta bugün bile bazı tasavvuf ekollerinde 3 makam benimsenmiş durumda. Yani Hani 17. yüzyılda bu 3 makamı benimsemiş olan insanlara da hitap ediyor ve o 3 makamdaki zikri en teferruatlı bir şekilde tarif ediyor. Hem de zikri hem sesli ve veya sessiz yapılabileceğinin de altını çiziyor. Yani hem sesli yapanlar için hem sessiz yapanlar için de geniş bir imkan var. Şimdi bundan hangi sonuca varıyoruz? Halvetiye mensup olan okuyucuya hitap ediyor 7 esma sesli zikirle. Halvetiye kollarına mensup olan 12 olan okuyucuya hitap ediyor 12 esma ve sesli zikirle. 3 esma ile diğer tarikatlara mensup olan kişilere hitap ediyor sesli veya sessiz zikirle, veya hiçbir tarikata mensup olmayan okuyucuya da 3 ana esmayı en teferruatlı bir şekilde anlatarak onlara da hitap ediyor. Çünkü diyor ki sen bunu böyle dene, uğraş, işte la ilahe illallah'ı şöyle oku, hemzeyi de aman aman unutma, yoksa la ilahe illallah olur, bu zikir değildir. Kesinlikle böyle bir şey yapma diye gerçekten de çok net bir şekilde bu 3 esmanın nasıl telaffuz edileceğini ve nasıl konuşulması, söylenmesi gerektiğini de tarif ediyor. Zaten el yazmalarına baktığınızda, der kenarları incelediğinizde de seyrin geniş bir okuyucu kitlesinden benimsemiş olduğunu görüyorsunuz. Yani hem Halvetiye, hem Kadiriye, hem Nakşibendiye, hem de belli bir ekole bağlı olmayan şahıslar tarafından okunduğunu da net bir şekilde görebiliyorsunuz. Kendisi de kitabında Halvetiye'ye has olan bir öğretiyi Halvetiye'ye has olmayan ya da gayri Halvetiye dediği yollarla birleştirdiğini ve kaynaştırdığını da altını çiziyor. O şekilde diyor, ben diyor şu anda diyor Halvetiye ile Halvetiye olmayanı bir araya getiriyorum, kaynaştırıyorum. Geniş bir okuyucu kitlesine hitap ettiğini son bir örneğimle de size izah etmek istiyorum. Şeyh Mürşid konusunda da çok net görüyoruz. Mürşidin önemi vurgulanıyor Hani tarafından. Mesela ilk esmayı telkin eden Mürşid ve özellikle üçüncü, yani bu Mülheme makamından Mutmainne'ye geçerken demiştim zaten çok tehlikeli bir makam diye. Orada da şeyhin çok çok önemli olduğunu, bu geçişi genelde onun yardımıyla gerçekleştiğini söylüyor. Ama aynı zamanda bu mürşidin kamil bir insan olması gerektiğinin altını çiziyor. Fakat zamanında artık eskisi gibi kamil mürşitlere de pek rastlanmadığını da itiraf ediyor. Böylece mürşidi olmayan, kamil bir mürşit bulamayan veya mürşidine ulaşamayan şahıslara da hitap ediyor. Mürşidin gerekliliğine değindikten sonra her seferinde şöyle diyor. Eğer mürşidin yoksa bu kitaptan faydalanıp yolu kat et. Böyle hem mürşidi olana hitap ediyor, hem mürşidi uzakta olana ve olmayana. Daha birkaç tane faktörler var. Onlara pek girmeyeceğim zaman açısından. Son olarak belki bu konuyla ilgili bir şey daha söyleyeyim.
Osmanlı araştırmalarında son dönemlerde 17. yüzyılda okuma kültüründe bir değişiklik olduğu hakkında görüşler var. El-Ruayhib mesela bu konu hakkında bir kitap yayınladı bundan birkaç sene evvel. Ve daha fazla kitap yoluyla insanların işte bu 17. yüzyılda kendilerini kendi başlarına geliştirdiklerine ve eğittiklerine dair veriler bulunuyor. Bu düşünce tasavvuf eserleri için de geçerli midir? Yani bir kitapla irşat mümkün müdür? Değil midir sorusu tasavvuf disiplininde 14. 15. yüzyıllarda tartışılmış Endülüs'te ve Maghrib yani Fas tarafında tartışılmış bir konu. Tasavvuf alanında da genelde mümkün olamayacağına dair sonuçlara varıyoruz. Hani'nin eserindeki sergilediği kitaptan irşat özelliği belki 17. yüzyılda yaşamış ve zamanının insanı olduğuna bağlayabiliriz. Ancak benim incelemelerime göre tasavvufta kitabın rehber olup olmama, kitapla irşat konusu 17. yüzyılın bir özelliği olmadığını, 14. 15. yüzyılda Endülüs civarında tartışıldığını, bir kısmı çoğunluk tarafından reddedildiğini, diğer bir grup tarafından ise mümkün olduğunu, sonucuna varıldığını ve savunulduğunu burada belirteyim. Hani'nin de bu ikinci kategoriye kendisine ait gördüğünü düşünüyorum. Eserinde bu şekilde özellikle de bu şekilde hazırladığını düşünüyorum. Ama şimdi kitapla irşat dediğimiz zaman herkes şimdi kitabı okup irşat olacağını da sanmasın. Bunu Evet. da belki altını çizeyim. Tasavvufta kitapla irşat konusunda çünkü yani bunu kabul eden zaten bir kabul etmeyenler var, bir de kabul edenler var. Kabul edenlerin arasında da zaten çok yani küçük daha küçük bir grup. Tasavvufta kitapla irşat konusunda bazı hassas noktalar vardır. Önemli bir koşul okuyucunun bazı özel sıfatlara sahip olmalısıdır. Bunu da şimdi artık hangi özel sıfatlara sahip olunacaksa onu daha sonraki araştırmalarda insanlar ortaya çıkarabilir. Toparlayacak olursam sonuç Kasım Elhani Halep'te tanınan, takdir gören bir sufi ve alimdir. Eseri İslam dünyasında 17. yüzyıldan itibaren bestseller diyebileceğimiz bir konuma gelmiştir. Bunun da nedenleri kitabının özelliklerinden dolayıdır. Hani Halvetiye has bir öğretiyi tarikatlar üstü bir öğreti haline gelmesinde önemli katkılarda bulunan bir şahsiyettir. Kitabını bu yüzden de oldukça geniş bir okuyucu kitlesi için hazırlamıştır. Kitabını okuyan salik yani yolcu bir şekilde kitabı okuyarak belli bir dönem sülukuna devam edebilir. Kitap birçok kere seyri sülükte rehber olarak kullanılmıştır, rehberlik yapmıştır. Bu arada bunun için en güzel örnek de İbrahim Hakkı Erzurumi'nin babası Osman Efendi'yi size buradan şey yapabilirim, önerebilirim. O aslında çok güzel bu kitapla nasıl yol aldığını veya belli bir dönem nasıl ondan faydalandığını güzel bir şekilde açıkladı. Onu da ekledim kitaba Hocam. ama daha fazla o konuda çalışmalar olması da iyi olur. Bu kadar deyip teşekkür ediyorum. Hocam biz de teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Son kısımda yani Elhani hakkında Kasım Mesalattin Elhani hakkında kendisinden sonra etkisi ve bugüne kadar belki farklı coğrafyalarda farklı geleneklere mensup insanları nasıl etkilediğini öğrenmiş olduk. Teşekkür ederiz. Sizden sonra anladığım kadarıyla Erhani'nin etkisi Avrupa'da daha farklı şekilde devam edebilir. Çalışmalarınızda devamını diliyoruz. Başarılar diliyoruz hocam. Teşekkürler, sağ olun. Gülfem hocamıza teşekkür ederiz sunumu için. Bir dahaki akademik kürsü bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.